Merhabalar. Şimdi bugün bir tweet flu'da attım ya. Onu bir anlatayım dedim. Şimdi yeni arkadaşlar da var Discord'da bayağı. Şu staking olayı muhabbeti, Binance'teki şey. YouTube'da onun videosu var aslında. Birazcık. Borsalar sizi nasıl soyuyor? Öyle bir başlığı var YouTube'daki videonun. İşte onun devamı gibi. Hani daha bir şey. Şu Binance'te şey yaptığında işte finance'e girdiğinde Binance Earn diye bir şey var. Burada sana faiz veriyor Binance elindeki coin'lere göre. Aynı zamanda şurada spot marketine baktığında da elindeki coin şeylerinin cüzdanlarında hani elindeki coin'leri görüyor burada. Burada yanında bir şeyler yazıyor. Buy, deposit, withdraw, trade falan filan. Convert dediğin şey de BNB'ye çeviriyor coinleri. Şu earn işte. Earn olanlar sana stake geliri sağlıyor. Binance cüzdanında tuttuğun için. Bu earn olmayanlar ne olacak o zaman? Onu da anlatacağım. Şimdi earn olanlar basıyorsun earn olanlara. Flexible mı? Yoksa şey mi? Liquid swap mı? Ya da işte lock mu? Bak bunda flexible de yok. Lock çünkü. Çünkü bunun staking'i, ikonun staking'i direkt kitlemeyle yapılıyor. Ama işte Waves yazıyorsun mesela. Bugün Waves'ten örnek vermiştim. İşte Waves yazıyorsun. Earn dediğinde Waves'te locked var ve de flexible var. Bugün tweet'te de anlattığım gibi Waves'te lock staking diye bir şey yok. Hani kıçımızdan element uydurmayalım CZ abi. Waves'teki staking flexible. Yani stake yap diyorsun Waves zincirinde. Yapıyor stake'i. Vazgeçtim lan diyorsun. Bir saniye sonra geri alabiliyorsun onu. Locked mocked yok. Götünden element uydurma. Flexible yaptığında yani şuradan şöyle diyeyim. Mesela işte flexible diyorsun. Waves staking'i yap diyorsun. Böyle bir sayfa çıkartıyor sana. Flexible yaparsan %2,84 veririm diyor. Yani flexible dedi. Atıyorsun Waves'ini. İstediğin zaman çekiyorsun diyor CZ abi sana. O zaman diyor 2,84 veririm sana faiz yıllık. E kardeş ben Waves zincirinde de istediğim zaman çekebiliyorum. %4 orada. Sen bu %1,16'yı ne yapıyorsun? Hayırdır? Ne yapıyorsun sen? O tak tak oluyor işte. Sana bunu istediğin zaman çekersin ya diye bir de lütufmuş gibi veriyor. Waves'in zincirinde de istediğin zaman çekebiliyorsun ve en az %4 alıyorsun. En az. Ve bu yeni geldi bu özellik Waves'te. Binance'te 4 yıldır listeli bu Waves. Geçen yıl geldi. 3 yıldır kimseye vermedi hiçbir şey. 2,84 bile vermedi. Kilitlersen, kilitleyip açarsan gelmedi ekran bir türlü. %4 veriyorum diyordu. Kaldırdım onu. Ne yaptı anlamadım ben. Buradan arayabiliyor muyuz? 15 gün, 30 gün, 60 gün. 60 gün kitlersem %7 veririm diyor bak. 60 gün kitleyeceğim. 60 gün yerinde tutuyor musun bunu? Niye kitliyorum ben bu Waves için dururken? Sen kitle diyor Waves'lerini. Sen kitlediğin için ben onu dumplayacağım zaten diyor. Sen kitlediğin için onu açamayacaksın da zaten. Sadece benim sistemimi kitleyeceksin ama zincirde bunlar kilitli kardeş. Ve en az da 50 Waves kitliyorsun diyor. Ben de sana %7 veriyorum diyor. 7,5. Ben de veririm yani. Öyle 10 milyon tane Waves toplayayım. Çakayım onu. %50 aşağı. %7 veririm herkese. Ne var? Kitlediği için zaten nasıl açamayacak insanlar? Yani bunun fiyatını 500 dolara da çıkarsan bunu kitlediğin için açamayacaksın, satamayacaksın. 1 dolara çaksan da kitlediğin için açamayacaksın ve satamayacaksın yani. İstediği gibi oynar fiyatla. Ama sana bunu lütufmuş gibi veriyor bir de. 15 gün kitlersen %4, 30 gün kitlersen %5, işte 60 gün kitlersen %4 veririm diyor. Diğer bütün coinlerde de yapıyor onu. Şeyde, çoğu coinde, şurada hepsinde earn var. Şuradan baktığında Binance earn şeyine şöyle göstereyim. Şuradan earn'den baktığında coinlere. Burada hepsi var tamam mı? Burada daha fazlasını çıkart diyorsun. Showless. Expand dedik lan. Bir dakika bulacağım. Karıştırmışım. Crypto loan Binance earn işte. Ne yaptın buna? List.
yield. Bu başka. Auto invest. Bu da başka. Bunlar hep kafa karıştıran şeyler işte. Queen. Select Queen. Bak şurada bir hepsi var, tamam mı? Şimdi şuradan expand deyince büyütüyor gerizekalı. Niye öyle bir şey yapıyor onu çözemedim. Bunu istiyor. Bunu normalde altta coin'e çıkartması lazım. Şurada coin'e çıkartması lazımdı. Şöyle. Şimdi burada hepsine %25 vermiş. %9 vermiş. Tamam, öne çıkanlar. Normalde bunların faizi daha fazla. Buradan bulabilir miyim diye şey diyorum da. Block staking, def staking, bilmem ne staking falan filan. Bin bir çeşit şeysi var. Şu an şey ettiremedim. Mesela işte Dota %11 veriyor ya. Bak gir şeye, CoinMarketCap'e, Dot %15'tir atıyorum. 30 gün kilitleyeceksin diyor. İşte nullse mesela yok ama işte verirse %8 veriyor. Ama nullsün normalde %10 şeyi. Normalde kendi cüzdanında tuttuğunda. İşte Waves işte %4 ile 6 arası değişiyor diyorum. Yani zincirin yoğunluğuna göre değişiyor o. Ama %2 veriyor işte Waves'te. Aradaki o şey de bakım maliyeti. Ben bu kadar zincir şey yaptım işte Binance diye borsa kurdum. Bunun şeyi işte server işletim maliyeti falan filan diye oradan tak tak yapıyor. Ama şurada açamadım şu anda o listeyi tam bulamadım. Şuradan earn deyince çıkması lazım. Bütün coinlerin listesi. Best for beginners, popular coins diyor. Best for beginners diyor. Ben beginner değilim kardeşim. Ben profesyonelim yani. Ya şurada işte bak. Şimdi çıkarttı mesela birazını. Şunların hepsi. Fil. %0,40. Bu ne lan? %0,40 faiz mi olurmuş? Ya da Theta 0,38. EOS 0,35. XLM 0,35. EOS bilmem ne. Hadi LTC, Ethereum'da daha şey. Hani Link, Mink, yani bunların çoğu Postcoin arkadaşlar. Ve Postcoin'de %5'ten aşağı vermiyorlar zaten. VET 0,83. Ya dalga mı geçiyorsun sen bunun %10 lan şeyi? Bu 0,83 olduğu için de hadi hani ya verdim de verdim işte ya daha ne istiyorsun şeyi hani hiç de vermeyebilir. Daha önce hiç vermiyordu. Ama şimdi ya işte veriyoruz işte birazcık. Hiç boş durmasından iyidir vermesi bu. Ama normal bunu cüzdanında tutsan staking'de notlara kiralasan not çalıştırsan bilmem ne yapsan %10 kazanacakken burada sana %8 veriyor. Kendisi arka planda nota atıyor senin coinlerini. Kendisi %10 kazanıyor ondan yılda. Sana %1 bile vermiyor. Sonra da bu VAT niye artmıyor diyorsun sen işte. Çünkü senin üzerinden kazandığı %9'u marketi kontrol etmek için kullanıyor CZ Paşa. Dumpluyor da dumpluyor. Dumpluyor da dumpluyor. Ben 7 yıldır Nav coin'i kullanıyorum. Nav'ın cüzdanını çalıştırıyorum. 7 yıldır aralıksız. Binance'te Nav yok abi. Burada staking'te. Şurada Nav yok. Nav coin'i var ama Binance'te listeli. Ve Nav'ın cüzdanına bakıyorsun. 15 milyon Nav var. Binance cüzdanlarında en az. 15 milyon Nav'la cüzdan çalıştı. Nav'da hani Postcoin'lerde sadece cüzdanda durması yetiyor coin'lerin. Bir şey yapmana bile gerek yok yani. Cüzdanda durması yetiyor coin'lerin yüzde alman için. 15 milyon coin'e Binance %10 Nav alıyor her yıl. 1,5 milyon Nav alıyor. Ondan sonra da Nav niye artmıyor? Normalde senin orada eğer varsa Nav'ın sana vermesi gerekiyor o parayı. O staking'den gelen parayı. Ama sana vermiyor. Onun yerine markette dumpluyor kendi coin'ine basıyor işte o parayı. Sen de diyorsun ki Nav niye artmıyor? Şu an Discord grubundakilerin birkaç tanesinde Nulls var. Değil mi? Yani Nulls cüzdanınız var. Hani en azından Nulls var elinizde. Bakıyoruz Nulls. Var mı? Earn? Yok. Değil mi? Buradan earn şeyi yok. Bak Waves'e geldiğinde var Waves'te. Waves'te burada earn var. Flexible bilmem ne. En azından veriyor yani. Nulls abi. Nulls'te niye yok? Bu da Postcoin. Pitch mi bunlar?
Bunun stake'leri ne alıyor? Notion supply şey. Kaç bunun supply'ı? 200 milyon supply'ı var. 100 milyon dolaşında var. 100 milyon dolaşında var. Bunun 15-20 milyon tanesi Binance'te duruyor. Duruyor öyle kuzu gibi. Stake gelir getiriyor. %10. 20 milyon Nus desen yılda 2 milyon Nus eder. Niye vermiyorsun kardeş sen o parayı? Cüzdanda hani senin cüzdanını tutan adamlara. Ondan sonra Nus niye artmadı? Niye böyle bir grafik çizdin Nus? Yıllarca bakıyorsun böyle. Ya da şöyle haftalık göstereyim. Sonra Nus'un niye böyle ağzını açıldı? Bu hani bu düşmemiş hali bu arada. Bu eksik bu grafik. 2 dolardan 0,1 dolara düşmüş. Bunun daha ötesi de var yani. 2 dolardan 0,1 dolara nasıl düştü bu? Vermiyor ki herif sana.